Vay arkadaş bir maçın kuralı var benim dinimin kuralı yok ya. Her önüne gelen bu da böyle bu da böyle mezhep falan. Ne mezhep ya Şia mezhep midir ya? Müslüman öldürüyor ya çoluk çocuk öldürüyor. O geberen Süleyman mıdır nedir? Ateş olsun lanetin kabri. Rahmet okuyanlar var. Lanete vuruyorlar haberleri yok. Adamın konuşması videosu var ya. Türkiye en büyük düşmandır diyor ya. Türkiye mi adaleti tesis edecek diyor. Ne demek bu ya? Ne demek ya? Ülkemiz mazlumlarla efendim, uğraşıyor. 5 milyon zalimleri ortadan kalk kaldırmaya kalkışıyor. Kendisi zalim olduğu için. Mazluma sahip çıkana düşman. Arkadaşlar, yani dayanamıyorum. Kalbim artık tartmıyor bunları. Bakın, bir insan İslam dairesinin dışında olsa da biraz merhamet olacak. Bakın Hristiyan diyor ki, Bizim anlayışımızda insanlara merhamet vardır. Ha gavur adam. Beraber konuşalım Allah aşkına ya. Lütfen ya ses istiyorum. Akdeniz'den botlarla geçip Avrupa'ya sığınan mülteciler var mı yok mu? Bütün dünya duyuyor. Avrupa'ya gidemeyip de Akdeniz'de boğulanlar var mı yok mu? Peki niye Avrupa'ya gidiyorlar? Çünkü Avrupa'nın kapısına gidince Almanya'da zannediyorum 50 binden fazla efendim ben ülkemde yaşayamıyorum senin ülkende yaşayabilir miyim diye mülteciler sığındı mı sığınmadı mı? Avrupa'da 300 veya 500 bin civarında Suriyeli, Iraklı, Afganlı, Cezayirli, Libyalı var mı yok mu? Cevap verin. İran'da var mı bir tane? İran'da bir tane efendim mülteci var mı? Olay bu işte. Bu nasıl mezhep diyorsun ya? Ya Allah aşkına yani nasıl nasıl? Senin kalbinde iman sönmüş ya dünyayı göremiyorsun sen ya. Bu adamın zerre kadar imandan bir nasibi olsaydı, ehli kitap kadar, Hristiyan kadar insani merhameti olsaydı ülkesine mazlumu alırdı. Ben yorum yapmıyorum, sadece soruyorum. Soruyorum ya Ali abi soruyorum. Bir tane mazlum var mı? Bir hafta müsaade, araştırın getirin. Sen nasıl rahmet okuyorsun bu Süleyman denen efendim adama ya? Nasıl? Nasıl bu efendim bazlumu öldürmüş, çoluk çocuğu katletmiş bu adama nasıl? Bazı şeyler terazi tartmıyor ya. Sen hala bunlara eğirde demiyorsan. Kur'an mucize gösteriyor şu anda. Allah'a diyor ahirete iman ederim. Allah iman etmiş değiller diyor. Nereden anlayacağız ya Rabbi? Allah ile peygamberle alay eder diyor. Nereden ya anlayacağız? Fesat çıkartır diyor. Şu anda açıkça soruyorum. Açıkça soruyorum. Bu iş nereye varırsa varsın. Askerimiz kimi öldürüyor? Siz cevap verin. Zalimi öldürüyor, değil mi? Peki zalim ne yapıyor? Fesat çıkartıyor. İşte Kur'an onu söylüyor. Fesat çıkartan, insanların canına, malına, ırzına musallat olan o kişi Müslümanım dese de münafıktır. O zaman biz bunları yerli yerde ve ile lehum la fil art. Bu soruyu hep sorarım. Şu anda Orta Doğu'da Beşşar en başta ve 20 binden fazla PYD artık isimlerini saymakla bitmiyor. Bu şer yapı ellerindeki silahları mazlum halka insanların malını canını almayıp ya hayır biz bu kötülüğü asla yapamayız. 5 milyon halk buranın halkıdır. Buyursunlar gelsinler deseler. 5 milyon kendi ülkesine gitse biz bu cümleleri kurar mıyız? Cevap verin Allah aşkına ya. Kurmayız. E Fesatı çıkartan kim o zaman? İran, Şia terör örgütleri mi? Ülkemizdeki askerimiz mi? Onlar. Bırak silahı. Gelsin 5 milyon. Herkes işine baksın. Huzur içerisinde yaşasın. Kim kargaşa çıkartıyor? Münafıklar. Sen bunu göremiyorsan Allah sana da akıl fikir versin. Bunlarla ilgili nasıl cümle kuruyorsun sen ya? Olacak iş değil bu. Dinden haberin yoksa tarihten de haberin yok. Tarihten de haberin yoksa münafıklık var o zaman bu işin içerisinde. Ben ayetlere bakarak konuşuyorum. Ne diyor burada? Ve zekirü'l latif süzü fil art fesat çıkartmayın. Fato yapısı ne dedi? Efendim biz galu inne menahru düzeltiyoruz. Uçağa binip Ankara'ya meclise bomba atarak mı sen düzeltiyorsun işi? Hala aynısını söylüyorlar. Biz işi düzeltecektik. Nasıl yani? Meclisi bombalayarak mı? Masum halka kurşun sıkarak mı? Ya gözümden gördüm, kahroldum ya. Köprüde 60 küsur yaşlarında efendim bir altı öpülesi bir ana evladım diyor. Karadeniz yapılıydı galiba. Evladım sen benim evladımsın, oğlumsun. Yapma dedi. Ba o video var. Oradaki tak kurşunu sıktı. Kadın jazlak düştü yere. Ne yapıyorsun sen? Adam sahip çıkıyor. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim ben şimdi? Ne diyelim? Hangi cümleyi kuralım? cennet ve cehennem diye bir şey var. Anlamıyor. Ha anlamıyorsun değil mi? Ahirette anlarsın. Örtmekle bu işler olmaz. Hayatım boyunca tekrar edeceğim. Mazlumun, mağdurun, fakirin, yetimin, muhtacın yanında duracağız. Zalimin, hainin, kafirin, katilin, hasutun, münafın karşısında duracağız. Kim? İşte kim ise. Mazlumun yanında duracağım. Onun için aşevini çoğaltacağız. Onun için fakire yetime hizmetimizi çoğaltacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Allah'ta dürüst olacağız. Peygamberde dürüst olacağız. Dine tabi olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Sen kimi kandırıyorsun ya? Kimi kandırıyorsun? Ben işi düzeltiyorum. Neyle? Allah ile dalga geçerek mi? Peygamberin yolunu terk ederek mi? Hazreti Ali diyerek hiç Hazreti Ali'ye benzemeden yol tutturarak mı? Yapma bunu ya. Yal, yalvarıyorum yapma ya. Hazreti Ali'yi kullanma ya. Madem Hazreti Ali'yi sevdiğini söylüyorsun ne güzel bir isimden bahsediyorsun. Git o zaman Hazreti Ali'nin yolunda. Cami yolunda şehit edildi. O zaman git sen de camiye bak. Ömrünü cami yolunda tüketmiş. Kıl namazını. Omuz omuza namaz kılalım. Bir sorunumuz kalmaz.